Şiirlerimde Türklerin beslendiği ana kaynak olan, ata vatanları olan Asya boyutunu önemsiyorum. Onu dile getirmeye çalışıyorum. Türkçe'de, Türkiye'de Asya ile ilgili şiirler çok kısıtlı sayıdadır. Ben bu konuda öncülük etmek istiyorum. Ve yazdığım şiirler tamamen Türk dili kaynağından beslenmektedir. Çünkü Türk dili çok zengin bir dildir. Size bir en son yazdığım şiirlerden Mütefekkiran başlıklı şiirimi okumak istiyorum. İlkbaharın zirvesi, dağlarımız, Mayıs'tayız Mayıs. Sanmayın ki ıssızız, izsiziz, Hıdrellez'iz, Hızır İlyas'ız, canız, cananız. Laleler, sümbüller, böğürtlenler, fesleyenler, çiçekler, börtü böcekler, şarkılar, şiirler, deyişler, türküler, dize dize. Gönder, gönden içre, gönülden gönüle, gönüllere. Dem, levendane, dem, mütefekkirane, dizelerle. Beş denize, bizim denize, Akdeniz'e, Küçük Asya'ya, Rumeli'ne, Rodos, Girit'e, Mausa, Kıbrıs'a, İran'a, Fars'a, Çin'e, Maçin'e, Hind'e, Hindiçin'e. Talaylara, hem de Mısırlara, Mısri'lerle, Mısra'larla. Sofralar kurula, Yesevi divanınla. Sofyalar oluna, Yenisey Orhun'dan, Bilge Toyuk'tan, taş yazıtlarla, has haciplerden Yusuflarla, divanı Yunuslarla, dem mütefekkiran, dem Türkan, kızıl elmam, Turan.